Mutfağından herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz sufle tadında kabaklı börek. İnanılmaz güzel bir lezzet, yumuş yumuş. Hele bir de sıcak yerseniz tadına doyamayacağınıza eminim. Hemen tarifimize geçelim mi? Kabak böreğimizi önce kabaklarımızı rendeleyerek başlayacağız. Şöyle 5 adet üstleri soyulmuş, temizlenmiş ve yıkanmış kabağım var. Hemen kabaklarımı rendelemeye başlıyorum. Eldiven kullandım çünkü kabaklar el yüzeyini, cildi bozuyorlar. Onun için eldiven kullandım ben. Hemen rendelemeye başlayalım. Kabakları rendeledik. Şöyle elimizi sıkarak biraz suyunun çıkmasını sağlayalım. Sonra o çıkan suyunu dökeceğiz ki börek fazla sulu olmasın. Hemen şöyle elimizle sıkıyoruz. Dibinde su birikecektir. Onu dökeceğiz. Kabağımızı rendeledikten sonra güzelce suyunu sıktık bu şekilde. Şimdi kabağımızın içine 2 adet yumurtayı döküyorum. Güzelce karıştırıyorum şöyle. Yumurtalar karışsın. Bunun üstüne 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle daha önceden ben bazı börekler yapmıştım ve arta kalan 1 adet yufkam var. Hemen onu da şöyle parçalıyorum. 1 adet yufkayı içine, böreğimizin içine. Yufkamı parçaladım. Üstüne de 200 gram kadar böyle sert beyaz peynir ekliyorum. Az yağlı olacak. Ve yine şöyle 1 su bardağı kadar kaşar peyniri rendelemiştim. Ben onun şöyle yarısını bu karışımın içine koyuyorum. Ve şöyle yarım çay kaşığı kadar da karabiber ektim. Güzelce malzememi birbiriyle karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım bütün malzemeleri. Şimdi bu malzemeleri ben daha önce sıvı yağlı yağlamış olduğum bir fırın kabına boşaltacağım. Bütün börek malzememin hepsini fırın kabının içine boşalttım. Şöyle de yayıyorum eşit olarak her tarafına. Şimdi daha önceden ayırmış olduğum şöyle kaşar peynirinin yarısı vardı. Hemen onu da böreğimin üstüne şöyle serpiyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede ısıttım. Şimdi kaşar peynirimi de döktükten sonra üstüne ısınmış olan fırınıma pişmek üzere böreğimi veriyorum. Böreğimizi 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırına attık. Kızarıncaya kadar pişireceğiz. Böreğimiz fırından çıktı. Oldukça sıcak. Ben acele ettim dilimlemek için. Henüz daha dinlenmedi. Gerçekten sufle tadında, kabak sufle tadında çok çok güzel, yumuşacık, inanılmaz lezzetli bir börek. Kesinlikle tavsiye ederim. Hadi bakalım, yapanlara afiyet olsun.